Merhaba, bugün sizlerle beraber Fransa'da yarışıyoruz. Amacım ilk yarışta içeriye dalmak. Lütfer olarak yarışıyorum. Kendi kariyerimde değilim. 20. başlıyoruz. Ferrari'deyiz. Startımızı aldım. Startımızı aldım. Aldık mı denir? Aslında startımızı ben aldıysam ben aldım yani. Aldık olmaz artık orada ama. İlk yarışta içeriye dalarsam ikinci yarışta oh, panik verme. Tamam. O neden öyle? Ondan kaçayım diye frenledim biliyor musunuz? Yanımdaki kim? Norris mi Sainz mi? Norris galiba. F1 19 oynuyoruz onu biliyorsunuz zaten. Joynaz birazcık daha iter misin? Tam itemedim beni dışarı. Gider misin reis? Al ben de seni böyle iterim. Mutlu musun şimdi? Mutlu musun? Değilsin. Niye uğraştın? Ya zaten softayım. Ferrari'yim yani illa ikisini geçeceğim. Hani savunma demiyorum ama ya yani bu kadar savunmana gerek yok ya. O kadar değil. Tamam. Çarptın mı? Aa, çarpmışım. Söylenenlere göre. Ben burada içeri dalar, seni geçerim. Benim burada normalde farklı çizgim var şu virajda. Bir iki bir tur sonu görürsünüz zaten. Of tuttum. Vallahi araç kaydı bir an. Tamam rahatız. Rahat değiliz de işte. 15 mi? Ona çok az yükselmişim. Puanladıysak iyi neredeyse. Bu ne lan? 15 mi? Bak sen yorma beni lütfen. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Hülkenberg kova koridorunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Mükemmel. Magnussen sanki yokmuş gibi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Hülkenberg içeri de. Ben çekiş almaya çalışsam mı? Çalışayım. Şuna bak. En köre kadar itiyor beni ya. Tamam geçtim. Geri geçebilir bu arada. Hava koridoru var. Bende o kadar yok. Hatta bende hiç yok. Neresi bir hayırlısı iyi olacak gibi. Şöyle bir gideyim. Tamam zaten benim geçirme özelliğim var da. Pierre Gasly. İçeri kapatacak mı? İçeri kapatır mısın? Teşekkür ederim. Ben burada geçemem çünkü onu. Ben geçemem. Geçildi de ben yapamam. Ya bir durur musun? Hülkenberg benim farklı bir çizgim var. Ben çizgimden gideceğim. Hülkenberg görüyor şu an beni. Hadi, hadi. Ah, hadi. Güzeldi, tamam. Çok güzel daldım direkt içeri. Bakın burada geliyorum. Hoppa. Daniel 2'ye attı gitti. Torosoları İki biraz da hallettim. Buraya çarpacağım diye korktum bir an. Burayı biraz daha içeri atarsam iyi olur. Heh. Bu arada en hızlı turu ben attım. Mükemmel. Stroll dışarıdan yer verdim. Valla körlere izin var abi. Devam edebilirdin. Güzel. Dokuzuncuyuz. Yani ilk başta çok iyi yükselemedim ama sonraki ikinci turda çok iyi yükseldim bence. Yani üçüncü turun başında sayacak olursak 5 araç falan geçtim galiba. Şurada Hülkenberg'e geçmiş olmam lazım. Sonra da Gazi gitti. Kiat gitti. Stroll gitti. Biri daha gitti ama kimi de hatırlamıyorum. Ray. Ray'i de oturdu aldım galiba. Neyse işte iyi yani kısaca. Kısa. Romain Grosjean. O nasıl söyle işte Bizans komutanı adı söyler gibi. Romain. Boğazdan böyle Romain. Bir saniye varmış. Bir saniye kalmış aramızda. Bu çok iyi. Neyse ben mesela hadi yarış çizgisinden geçeceğim. Ya yarış çizgisinde tam bir dönüşüm olmuyor. Hani gaz falan gaz falan gaz falan yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden yarış çizgisini çok sevmiyorum. Benim hani kendi yarış çizgim daha iyi bence. Bir tık daha dışarıdan başlıyorum ilk başta.
Çok iyi geldin bu arada, ben de alırım. Yer verdim işte, bitmesin. Çok güzel. Şak şak bitti. Şimdi abi sen daha fazla olan ELS'yi keşke harcasaydım ya. Madem fast step alacağız. Ha, bir daha kimse gitmemesi için. Carlos Sainz içeriye de al bakayım sen. Aferin. Ben böyle dışarıdan atak yapan tayfadayım. Yani şöyle. Burada dışarıda, burada içeride oluyorum. Herifi dışarı bir tık atınca burada geçiyorsunuz. Şimdi önde Alexander Albon ve Sergio Perez var. Çok güzel. Ona iyi gelmişim. Şimdi fark ettim. Yine yükseldim. Gerçekten iyi yükseldim. Perez'in şu an DRS'si yok. Ben de onun içeriden değil dışarıdan geçeceğim. İçeriye fakeleyeceğim onu. Bilerek dışarıdan geçeceğim ki. Tamam. Oh, Perez yavaş. Perez yavaş. Perez yavaş. Perez yavaş. Abi bu adam ne yani bu? Force India mı sürüyorsun sen, Ferrari mi ya? Bak şimdi geri gelmezse, gelirse şaşırmam. Geri geldi valla. Gel. Ben dışarıdan devam edeceğim. Adamı manyak gibi yer saldın. Daha ne desin? Daha ne olsun? Şu çizgiyi bir daha deneyeceğim ya. Bu çizgiyi de öğrenmek istiyorum da işte. Benim çizgim bence daha iyi. Kıskanın. Benim çizgim bence daha iyi. Kaçıncıyız? 6. Önde Albon. Diğerleri de görünüyor aslında. Zorluğu çok mu düşürdüm ben ya? Lan 85 o kadar düşük değil bence ya. Neyse, artık bir sonraki videoyu kesinlikle artıracağım. Alexander Albon. En hızlı son sektörü geliyor Sherlockler. İçeriye kapandı Albon. Deri sesi yok. Daldı. Albon direnmeye çalışacak. Lökler geçmedi. Geçmedim. Burada gerçekten geçmedim. Yani dışarıdan devam etsem geçerdim. DRS için geçmedim. Şurada arka düzlükte DRS ile geri geçecek çünkü bu beni. Hiç gereği yok. Şu an odaklandım herif resmen. Şarlıklar daha DRS açmadan feci yaklaştı. Hemen yanından geçip gidecek. Aynen öyle oluyor. Sherlockler. 5. diye kadar yükseldi. Şimdi önde sadece 4 araç kaldı birincilik için. Verstappen, Bottas galiba, sonra Vettel, sonra da Hamilton galiba. Şimdi benim bunlara yaklaşmam lazım. Fransa'yı severim. Şimdi ben kendi rezümden şeyinden döneyim böyle. Evet, bunları biraz gaz kestim. Yani daha önce dediğim şey aynı şekilde bunda da oldu ama benim çizgim bu. Zaten bu gerçekten Lökler'in, gerçekten Lökler'in çizgisini bilmiyorum da bir tane araç sürüyordu yani böyle. Bu çizgide. Aha, pit stop'a girdiler. Aa. Beni niye almadınız? Takıma diyorum. Benim de günahım vardı. 3.2. Şu an ikinci odama bakmayın. Pit stop'a girdiler. Pit stopları önden çıkarsam çok sıkıcı olur yarış ya. İnşallah olmaz. Şöyle pist bitini zorla. Fiyanın sabrını zorluyor. Serkan Ceylan var ya öyle. Çok güzel, çok güzel. Pistin bitini zorlamak gerçekten çok zevkli. Yani sırf öyle turlar atasım geliyor bazı yerlerden. Azerbaycan mesela. Ki bugün yarışmayı düşündüğüm yerlerden birisi. Bu videodan sonra. Ha, ikinci bir videoda. Böyle pistin bitini şöyle sonuna kadar zorlayabiliyorsunuz onda. Çok güzel bir şey. Bunda mesela buraya kadar çıkamıyorsunuz çünkü kör var. Köre geliyorsunuz. Çok saçma oluyor. Kör niye var ki orada ya? Keşke olmasa var ya. Olmasa geçen sonuna kadar giderim. Kayma, kayma. Tamam. Bir kaymaya meyillendi ama. Yalan yok. Güzel. Fransa'nın girişi. Böyle döndüler. Şu Albon beni tıkamazsa iyi bu arada.
tıkadı ya. Ya tıkadı ya. Bu arada ben o arada bastığımı yemin edebilirim. Hani o bir ara yeşil yandı ya. Lan al bon ya. Tipine tükürdüm. Hoş, beni Bottas tıkamış oldu aslında. Ama hani Bottas zaten şeyim dedi. Ha, ha dur. Dur. Çık. O ne? Bir git. Ben geliyorum, adam iyice dışarıdan dönemez, öyle bir şey yok. Yani gece gayet böyle bir şey yapsalar döverler herifi. Linç ederler sosyal medyada. İçeri girsene sen. Çok güzel. Tamam, odaklandım bir anda. Amacım şu an psikolojik baskı. Tamam. Şimdi eğer o DRS'yi alamadıysa geçerim. Almış. Olsun. Hava koridorum var. Yine geçerim. Tamam, DRS'yi hemen affetmeyin. Geri kızdım. Bitti Hamilton, bitti. Güzel, Hamilton'ı geçtik. Şimdi Bottas Vettel'in önde. Bunlar inşallah trafiğe katılır. Şey, katılır ne ya? Takılır. Bottas sağlam bir saniyeden fazla. O nasıl oldu lan hemen? Ha, Hamilton beni çok sıkıştırdı, doğru. Bu yarışta bu çizgiyi kullanmaya çalışacağım. Oyunun kendi çizgisini kullanmaya çalışacağım. Ah, ah, işte bu. Hamilton çarptı mı ona? Yok, tamam. Niye çarpsın ki? Bu arada işime gelmiyor aslında. Güvenlik aracı girerse, girmemiş birisi varsa işime gelmiyor. Girmedi güvenlik aracı. Bottas niye yarışı devam ediyor peki? Neyse. Şimdi önünde Sebastian var. Sonra evet, birincilik artık buradan sonra da. Vettel öndeki son engel. 20.likten birinci çok kolay almışım, zorluğu. Zorluğu artacağım. Zorluğu şöyle bir 90 tekrar yapmak lazım. Aynı zevk sektör. Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Ben 2 dakika şurada yarışacağım. Güzel artıyor. Çok ya, çok şey yaptım ya. Erken bastım frene. Zaman kaybettim yani. Evet, nokta 2 kaybetmişim. Yuh be. Hazır iyi geliyorken fast step alayım diye düşünüyorum. Bir daha atayım yani. Zaten bende de. Oo, dönmeyi unuttuk. Denemedim ki, denemedim ki. Nokta 3 daha hızlı bir tur atacağım. Hani en hızlı turuma göre. Yarışın en hızlı turuna. Hani demeden. Tamam, tekrar şuna geç. Şunu da şöyle yap artık. Benzin de biriktirmem lazım. Artı biri odaklamaya çalışıyorum. Oyunda öyle bir kural yok da. Gerçekte olduğu için. Hala bekleyeceğim şu an, şey yapmayın. Ya Varnik ne abi? Bekledim işte, daha ne yapayım ya? İstesem geçerdim. Bu arada ben şu an geçmeyeceğim. LSM biraz depolansın. Yani yaklaşırsan denirim atak da. Şu an geçmeme gerek yok çünkü LSM benzin zaten iyice en düşüğü aldım. Sırf da olsun diye. Bir de 1-2 çok iyi olur şu an. İkinci mi olsam ya? Düşünmedim değil. Genel klasman mantığı olsaydı düşünürdüm de yani. 20. başlamışım, bir kere de birinci olarak dur. Ancak atak yapsam mı? Hayır, şey yapmıyorum. O beni taşıyacak şu an. Onun görevi şu an o. Of, çarpıyordum. Vettel öyle gidilmez ki ya. Al bas gaza ya. Ne taşıyacak derken, hem hava koridoru hem de DRS mantığıyla ben bunun yanında gezineceğim.
Ama ERS ve benzin çok az olduğundan dolayı da geçemeyeceğim. Planım bu yönde. Çok yaklaşırsan ERS'i kapatırım. Gaz da kestim, gaz da kestim, geç. Devam et. Oğlum devam et hadi işte ya. Bir kere içeriği kapattın diye yapman da devam etmen gerekmiyor. Tamam, şunu tekrar standart yapabilirim. Tamam. Artık arka düzlükte geçiyorum fetasını. Odaklandım şu an hava koridoruna. Charles'ler geliyor. Sebastian Vettel'in arkasında. Hava koridoruna girdi. Vettel içeriye doğru kapandı. Leclerc dışarıdan geliyor. İki Ferrari yan yana. Leclerc erken fren yapıyor. Vettel çok daha geç fren yapıyor. Leclerc'in aklında başka bir plan var. İkinci düzlüğe bırakacak. Leclerc çok hızlı kaydı ya. Leclerc geçemeyecek. Artisi girişim dedim ve geçemeyeceğim. O zaman ben de başka bir yerde artisi girişim. İçeriye bir fake attı. Leclerc bakış attı veya fake denmez. Çünkü Vettel içeri dalmadı. Ben bunu ya şurada dışarıdan ya da içeriden geçeceğim. Bir sonraki virajda. Hedefim o yönde. Oha çok erken fren yaptım. Benim hatam. Tamam bu gerçekten benim hatamdı. Leclerc Vettel üzerindeki baskısını arttırmaya devam ediyor. Takım arkadaşı olduğu için çok iyi davran. Çok fazla zarar vermemeye çalışacak. En dışarıdan dönüyor Leclerc. Çekiş almak için sırf. Aldı. DRS'yi aldı. Sebastian Vettel'in yanından geliyor. Selam çakıyor. Şu an selam elinde de selam verdim bu arada. Selamını veriyor Sebastian Vettel. Leclerc'e geçiliyor. Evet, Leclerc'le yarışın yeni lideri. Ya dur, tamam. Çok güzel. Leclerc kalan 3 turu birinci tamamlamaya çalışacak şimdi. Ferrari'de bir iç savaş. Arkadakilerin gelmesine engel olunmayacak, gelemeyecek şekilde ayarlandı. Yani gelirlerse gelsin de zaten o kadar da. Gerçekten yine en hızlı ilk sektörle geliyor. Ben ne yapayım adamı? Oo. Taştım. Şöyle bir gidelim yine ya. Bu kamerayı seviyor musunuz bu arada? Onu da bir yazarsanız yorumlara. Yani kokpit kamerası daha güzelse buna alışabilirim. Belki. En hızlı tur zaten bende. Yani kendimden daha hızlı bir tur atarsam dünya diyorum. En hızlı turu zaten atmış olacağım. O zaten en hızlı tur bende ama olsun. Artistik olsun işte, ne olacak. Zararı yok. Hot lap yapabilirim ya. Şöyle körleri çık. Şöyle. Şimdi bas gaza. Kalan turları böyle atmaya çalışacağım. Aslında böyle atmak daha iyi çünkü fazla fazla bilgi alıyorsun. İstemediğin kadar bilgi alıyorsun yani şey için. Direksiyonda o kadar çok bilgi yazıyor ki şu an. ERS deposu direkt direksiyonda, o alttaki şeyin adını unuttum. Şu beyaz tur başına düşen olay. Neyse işte o direkt direksiyonda. Yani sürerken direkt önüme bakarak da görebiliyorum birileri. Hızım zaten önemsemiyorum ama. Bu arada kanadı kırmadım ha. Ama şu nodaymış, dur. Onu havutaya çekelim tekrar. Flashback'siz bir yarış, güzel. Flashback'siz yarışları severim. En hızlı turu da attım. Valla kokpit güzel mi bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Bazen çok sürerken şöyle oluyor ya. İzleyici için çok daraltıyor. Hani minnacık kalan gibi. Ki öyle. FB pilotları yatar mesela oyun. Şeyde gerçekten. Şöyle oynayanlar var oyunu ya. Ben böyle hayatta oynayamam. Bir saniye. Böyle oynayan yok galiba. Bu Gran Turismo mantığı. Ha böyle oynayan var. Bu ne abi böyle?
Sıkılırsın yani. Böyle çok sıkılırsın be. Bir de araç gitmiyor gibi. Hani sanki aracı 30'da sürüyormuşum gibi hissediyorum. Şu an 60 oldu. A 90 gibi hissediyorum hani. Böyle çok yavaş geliyor senin gözüne. Çok kötü dönüyorum tabii böyle bir de. Burayı sevmiyorum yani, yok. Kokpit iyi, kokpit. Kokpit veya şu. Bunda sağ tarafı hiç göremiyorsun. O yüzden. Böyle yarışan varsa da helal olsun ona, bir şey diyemem. Bunlar zaten hani aracı sen sürmüyorsun da sanki gerçekten oyun oynuyormuşsun gibi anlatıyorsun yani. Sonra kokpite geçince direkt hani olmasa da bir müddet sonra aracı ben sürdüğümü hissediyorum. Şöyle aynaları falan kesiyorum. O yüzden güzel oluyor kokpit. Arkam bir an bir baktım. Geç kayıtta. Hani mesela şurada virajı döneceğim zaman arkamda gelen var mı diye bakıyorum böyle. Mesela önlük olarak görüyorum şu anda. Şu, bu. LS nasıl bu arada? Tamam, benzin 1,5 çok iyi. LS de 87, hadi onu 100 yapmaya çalışacağım ya. Şöyle iyice yavaş. Aa, yok yapamam. Hayatta yapamam. Fetal gelmiş, dur. Bir tanesi güldük, elendik. Charles Leclerc Fransa'da 2019'da sonucuktan başladı yarışı, kazanıyor. Güzel. Temiz yarıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.